kıymetli meslektaşlarım. Hepinizi Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak saygıyla selamlıyorum. Soru hazırlama tekniklerine başlamadan önce sınav hazırlamada dikkat edilecek hususları bir göz gezdirelim. Öncelikle ölçme sonuçlarındaki hataları azaltmak için ölçülecek olan özelliğin ölçülebilir olması önemlidir. Ne demek bu? Özelliklerin ölçülebilirliği onun davranış kazanım olarak ifade edilebilmesiyle ilgilidir. Performansa dayalı bazı özellikler kolaylıkla ölçülebilirken, duygu ve değerlere yönelik özelliklerin ölçülmesi oldukça güçtür. İkinci olarak, ölçme sonuçlarına karışabilecek hataları azaltmada ölçülecek özelliğe uygun ölçme araç ve yönteminin kullanılması gerekir. Yani üst düzey bir özelliği ölçmek için çoktan seçmeli ya da doğru yanlış test maddeleri kullanılması uygun değildir. Ya da kompozisyon becerilerinin ölçülmesi için kısa cevaplı test kullanılmalıdır. Üçüncü olarak ölçmeyi yapan kişinin kişisel özellikleri yapılan ölçme işleminde hatayı azaltıcı veya arttırıcı yönde rol oynar. Sınav olan bir kişinin sınavının kullanım amacına göre kaygı düzeyi farklılık gösterebilir. Sınav kaygısını arttıran herhangi bir davranış, sınav sonuçlarına karışabilecek hataları arttırabilir. Örneğin, sınav salonunda dikkati dağıtacak etkinliklerde bulunmak, ayak sesi çıkması, fısıldaşmalar, sınavı yapanın salondaki sinirli ve panik ruh hali gibi. Dördüncü olarak, sınavın yapıldığı ortamın uygun olmaması sınav sonuçlarına hata karışmasına sebep olabilir. Isı, ışık, hijyen, konum açısından uygun olmayan salonlarda sınav yapmamak gerekir. Değerli arkadaşlar, öğrenci cevap kağıtlarının puanlanmasında yanlı davranılması puanlama hatalarını arttırır. Yanlı davranmak, puanlayıcının tanıdığı kişilere az ya da çok puan vermesiyle sınırlı değildir. Bunun yanında aynı zamanda yazı güzelliğinden veya çirkinliğinden etkilenerek puanlama yapılması, yorgunluk nedeniyle yanlış puanlama yapılması, bir önceki puanlanan kağıdın etkisi altında kalarak puanlamanın yapılması da yanlılıktır ve puanlama hatasına neden olur. Altıncı olarak sınavda kullanılan soruların ifadesi, tarzı, uzunluğu, kullanılan kelimelerin yapısı, sınav alanının seviyesine uygun olmama, karakter büyüklüğü gibi yazım özellikleri ölçme sonuçlarının hata karışmasına sebep olabilir. Yazılan soruların uygulanmasında önce mutlaka dil uzmanları tarafından kontrol edilmesi gerekir. Sorularda bilimsel hata ve eksik bilgi olmaması için soru yazarından farklı bir kişinin okuyup cevaplandırması gerekebilir. Ne demek bu? Eğer biz sınavımızı hazırladıktan sonra sınav kağıdımızı zümremizden en az bir arkadaşımıza göstererek onların bakış açısında kağıda yansıtmamız gerekiyor. Bu şekilde hatalar minimize edilmiş olacaktır. Yedinci olarak hazırlanan soruların ölçme ve değerlendirme kurallarına uygun olmaması da ölçme sonuçlarına hata karışmasına sebep olabilir. Soruların çok zor veya çok kolay hazırlanması, aldatıcı kelimeler ile ifade edilmesi, doğruluğun ya da yanlışlığın ayrıntılarda verilmesi gibi ölçme ve değerlendirme teknikleri açısından kontrol edilmesi gerekir. İlerleyen başlıklarımızda bununla ilgili daha detaylı bilgiler aktaracağız. Sekizinci olarak şans başarısının ölçme sonuçlarına hata olarak karışabilir. Lise düzeyinde 5 şıklı bir çoktan seçmeli sınavda şans başarısı %25, %20. Ortaokul düzeyinde %25, doğru yanlışta %50'lere kadar çıkabilir. Bu nedenle doğru yanlış testleri ve çoktan seçmeli testlerde şansla doğru cevabın bulunması mümkündür. Yazılan seçeneklerin kolayca elenebilmesi öğrencilerin bu maddeler üzerindeki şans başarısını arttırabilir. Test puanlarından şans başarısını arındırma daha çok seçmeli sınavda kullanılan bir uygulamadır.
Başarı belirlemede kullanılması ise önerilmez. Bu ne demektir? Bildiğimiz gibi merkezi yerleştirmeye dayalı, seçmeye dayalı sınavlarda belli sayıda yanlış doğruyu götürmekte. Ama okulda yaptığımız yazılı sınavları, yani kazanımı ölçmeye yönelik, başarıyı ölçmeye yönelik sınavlarda bu uygulamanın yapılması doğru bulunmamakta. Bunu tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar, biz bir sınav hazırladığımızda hangi tür soru tipleriyle karşılaşabiliriz? Koyabiliriz sınavımıza. Soru tiplerine madde tür de diyebiliriz arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Bundan sonra soru tipi değil, madde türü olarak ifade edeceğiz. Biz iki ayrı gruba ayırıyoruz. Seçme gerektiren madde türleri sorular, açık uçlu sorular. Seçme gerektiren madde türleri çoktan seçmeli, doğru yanlış ve eşleştirme olarak. Açık uçlu sorular ise kısa yanıtlı ve uzun yanıtlı sorular olarak, madde türleri olarak ayırıyoruz. Gelelim arkadaşlar, doğru yanlış testlerin özellikleri nelerdir? 1. Şansla cevaplama olasılığı en yüksek soru tipi, madde tipi bunlardır. Yani %50. Doğru yanlış. Puanlanması kolay ve objektiftir. İleri düzey davranışları ölçmek güçtür. Ekseriyetle bilgi basamağındaki soru seviyeleri ölçer. Soru sayısı çeşidi çoktur. Cevaplanması da kısadır. Doğru yanlış test madde yazmada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bunu görelim. 1. Her madde yalnız bir bilgi yoklamalıdır. Değerli arkadaşlar, genel anlamda hazırladığımız madde türlerinde bu bir prensiptir. Bir soru, bir madde, bir kazanımı ölçecek. İkinci olarak, her madde kesinlikle doğru ya da yanlış olmalıdır. Yani doğruluğu ve yanlışlığı muallak ifadeleri bu madde tipine koymuyoruz, türüne kesinlikle. Çünkü yorum yok. Direkt doğru, yanlış. Bu kadar. Madde kısa ve açık yazılmalıdır. Olumsuz, özellikle çift olumsuz cümle kullanılmamalıdır. Biz bu madde türünde soru yazarken kullandığımız ifade genelde olumlu olmalı arkadaşlar. Doğru yanlış cevap sayıları yaklaşık olarak birbirine eşit olmalıdır. Diğer bir husus ise doğru yanlış cevaplar test içerisinde belli bir dizi, belli bir hiyerarşi, örüntü içerisinde olmamalıdır. Karışık koyacağız kıymetli arkadaşlar. Doğru yanlış testinde şans faktörünü azaltmak için. Evet arkadaşlar, doğru yanlış testlerinin en dezavantajlı yönü, şansla başarıyı bulma ihtimali çok yüksek, %50. Peki biz bilgi düzeyini ölçmede kolaylık sağlayan bu madde türünde şans faktörünü azaltmak için ne gibi uygulamalar yaparız? 1. Yanlış olan ifadenin altını çizdiririz. Öğrenciden sadece doğru ya da yanlış olduğunu belirtmesini istemeyebiliriz. Bunun yanında yanlış olan ifade varsa onun altını çizmesini isteyebiliriz arkadaşlar. Bu çok güzel bir uygulama. İkinci olarak, yanlış ifadeyi bulduktan sonra doğrusunu yazdırabiliriz. Evet, eğer ifade yanlışsa parantez içinde doğrusunu yazın diye belirtebiliriz. Yanlış cevapların, üçüncü olarak, yanlış cevapların doğru cevaplara götürmesi gibi yöntemler de uygulanabilir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, geldik eşleştirmeli madde türüne. Eşleştirmeli maddeler, öğrencinin bir sütunda verilen bir maddeyi diğer sütunda verilen çok sayıda yanıttan biriyle ilişkilendirmesine dayanır. Eşleştirmeli maddeler 3 bileşenden oluşur. 1. Eşleştirme için yönerge. Bizim bu soru tipi, bu madde türüyle ilgili üstte bir yönergemiz olacak. Çocuk neyi nasıl yapacağını bilmek zorunda. 2. İfadeler ve tanımlamalar listesi. Yani sütunun sol tarafında ifade ve tanımlamalar olacak. 3 de yanıtlar listesi. Sağ tarafında yanıtlar olacak. Öğrencinin bunları eşleştirmesini isteyeceğiz. Öğrenciden beklenen soru durumdaki sözel ya da sembolik ifadeyi yanıtla eşleştirmesidir. Bilgi ve kavrama düzeyindeki öğrenmeleri ölçebiliriz.
tam eşleştirme yani soru ve yanıt sayısı eşitliği pek önerilmez. Evet arkadaşlar, doğru yanlış türünde biz bilginin üzerine çıkamıyorduk. Ama eşleştirmeli madde türünde artık o öğrenme düzeyleri olan bilgiden sonra kavrama düzeyine de çıkabiliyoruz. Diğer bir husus arkadaşlar, tam eşleştirme yapmıyoruz. Yani doğru ve yanıt ve soru ve yanıt sayısı eşit olmayacak. Biz yanıtların sayısını arttıracağız ki çocuk bir şekilde şans faktörünü devreye sokarak doğruyu bulmasın. Evet geldik arkadaşlar çoktan seçmeli maddelere. Bizim bu vereceğimiz derste soru hazırlama teknikleri dersinde belki de konu ağırlığı en çok fazla olan konumuz çoktan seçmeli maddeler. Evet arkadaşlar, çoktan seçmeli maddeler nedir? Bir problem durumu var. Problem durumunu biz ifade ediyoruz. O problem durumunun cevapları var. 5 tane, 4 tane değişebiliyor sınıf düzeyine göre. Bundan bir tanesi doğru, doğru seçenek. Diğerlerine çeldirici diyoruz. Tamamla seçenek diyoruz. Tamam ise madde olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Peki çoktan seçmeli maddelerin özellikleri nelerdir? Evet arkadaşlar, bilgiden senteze kadar tüm düzeyi ölçebiliyoruz. Nesnel puanlama var arkadaşlar. Puanlama güvenirliği çok üst düzey. Yani biz bunun puanlamasını yaparken işte puanlayıcı yanlılığı bu gibi faktörler devreye girmiyor. Hele hele eğer bu puanlamayı biz bir optik cihazla bir yazılımla yapıyorsak bu puanlama nesnel puanlama en üst düzeyde sağlanıyor. Yani puanlama yanlılığı güvenirliği en üst düzeye çıkıyor arkadaşlar. Kapsam geçerliği çok yüksek. Yani çok fazla madde türü hazırlayıp bizim o süreye kadar işlediğimiz bütün konulara yönelik çok fazla soru tipi koyabiliyoruz arkadaşlar. Diğer özellikleri yazı güzelliği, fikirler gibi başka davranışlar karışmadığı için geçerliği çok yüksektir. Cevapları okuması çok kolaydır. Biz bazen il olarak işte 20 bin, 30 bin öğrenci grubuna gerçekleştirdiğimiz sınavları bir günde okumasını gerçekleştirdiğimiz oluyor, 2 günde. Ve bütün sonuçları da bu süre zarfında yazılım ortaya koyuyor. Yani hiçbir madde türü bu kadar hızlı okumayı bize sağlamıyor arkadaşlar. Diğer bir husus istatistiksel temelleri vardır. Biz hedef grubu ile ilişkin bir sürü istatistik sonuçları bu madde türünde ortaya çıkarabiliyoruz. Diğer bir konu ise özelliği ise farklı öğrenim düzeylerinde kullanılıyor. İlkokul birden başlayıp yani çocuğun eğitim hayatına girdiği ilk yıldan başlayıp en üst düzeyde işte TOEFL, TUS gibi sınavlara kadar bu madde türü uygulanabiliyor arkadaşlar. Peki, çoktan seçmeli maddelerin özelliklerini söyledik ama olumsuz özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Evet arkadaşlar, en önemli, en büyük olumsuzluğu bireyin yaratıcılığını engeller arkadaşlar. Yani çocuğu sadece 5 şık içine, 5, 4 şık içine sıkıştırıp sadece o şıklar arasında tercih yapmasını sağlıyoruz. Yani çocuk yaşantısı ile ilgili, yorumu ile ilgili, dünya görüşü ile ilgili hiçbir şeyi yansıtamıyor soruya. Maddelerin hazırlanması zordur ve zaman alır. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar var olan işte çoktan seçmeli maddelerden önce kısa cevaplı gördük. Ondan sonra doğru yanlışı gördük. Bunun yanına işte ne bileyim açık uçlu soru madde tiplerini de eklediğimizde bunlar içinde hazırlanması en zor, en emek ve en uzmanlık gerektiren madde türü çoktan seçmeli maddelerdir. Cevabın şansla bulunma ihtimali vardır. Lise düzeyinde %20, ortaokulda ise %25'e kadar çıkabiliyor. Evet, geldik ise şu diğer olumsuzluğu. Ya doğru ya da yanlış arkadaşlar. Bunun bir orta yolu yok. Çocuktan bir yorum yapmasını bekleyemiyoruz. Çocuk ya doğruyu bulur ya da yanlış. Peki arkadaşlar, çoktan seçmeli maddelerin yazılması nasıl biz gerçekleştirebiliriz? Bunu öneri olarak görün ve gerçekten de etkili bir öneridir arkadaşlar. Biz
çoktan seçmeli bir maddeyi ve tabii şunu da bilelim arkadaşlar. Bir çoktan seçmeli maddenin yazılma sürecinin aslında ne kadar önem, uzunluk, zorluk olduğunu da gösteriyor arkadaşlar bu. Nasıl yapıyoruz? Paylaşayım. Çoktan seçmeli maddelerin yazarken önce kısa cevaplı maddeler yazıyoruz. Bu maddeleri farklı sınıflarda, farklı hedef gruplarında birkaç sefer uyguluyoruz arkadaşlar. Uygulama sonucu elde edilen sonuçlara göre doğru seçenek ve çeldiricileri belirliyoruz. Yani örnek veriyorum, 40 kişilik bir sınıf hedef grubumuza bu kısa cevaplı maddeleri uyguladığımızda 40 farklı kısa cevap çıkacak, farklı farklı. Tabi bunların bazılarının sayısı çok fazla olacak. Ha, bu sayısı fazla olan yanlış cevaplar bizim için etkili çeldiriciler olacaktır. Çoktan seçmeli maddeden oluşan nihai testi de sonrasında oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar diğer bir hususa. Çoktan seçmeli maddeleri yazarken nelere dikkat edeceğiz? Bizim bu sunumda bu anlatacaklarımız içinde belki de en etkili olan kısma geleceğiz şimdi. 1. Maddeyi açık ve anlaşılır bir şekilde yazacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşama anlamı vardır? Burada böyle bir ifade kullanılmış. İlk başta bize gelebilir. Soruda bir problem yokmuş gibi gelebilir. Ama bir belirsizlik olduğu kesin. Ben bu belirsizliği nasıl aşıyorum? Şuradaki gibi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durumun gitgide ilerlemesi söz konusudur, anlatılmaktadır. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yani aşama nasıl bir aşama? İlerleyen mi, gerileyen mi? Nasıl bir aşama? Ama ben bu belirsizliği bu şekilde açık ve net bir şekilde ifade ederek düzelttim. Diğer bir konu arkadaşlar, her madde bir kazanımı yoklamalı ve bu kazanıma sahip olanların doğru cevap verebilmeleri için gerekli bilgileri içermelidir. Soruya bakalım. İşte n eşittir 8 olan basit bir seri şeklinde verilmiştir. 18 rakamı basit seri için neyi ifade eder? Bakın arkadaşlar, burada cevaplarda mod var, medyan var, standart sapma var, varyans var, aritmetik ortalama var. Öğrenci bu soruyu çözebilmesi için bu 5 kavramı da bilmesi gerekiyor. Ama başta da söylediğim gibi arkadaşlar, çoktan seçmeli olsun. Diğer bütün madde türlerinde bir soru bir kazanım olacak. Nasıl düzelttik? Maddenin n eşittir 8 olan basit bir seri, burada seri ifade edilmiş arkadaşlar, şeklinde verilmiştir. Hangisi bu serinin medyanıdır? Evet arkadaşlar, ben ise bu şekilde düzelterek sadece medyan kazanımını ölçtüm. Burada bir kazanım diğer kazanımı engellememeli arkadaşlar. Şimdi geldik diğer hususa arkadaşlar. Madde kökünde anlaşılırlığa hizmet etmeyen gereksiz ifade ve açıklamalardan kaçınılmalıdır. Sorumuz bu. Burada bir görsel var. Peki size şunu sormak istiyorum. Bu görselin soruya kattığı bir anlam, soruya kattığı bir şey var mı? Yok. Yani bu görseli ben kaldırdığımda soruda bir şeyler eksilecek mi? Hayır. Peki şu soruya bakalım. Yandaki şekilde bir örüntü verilmiştir. Buna göre bir sonraki şekilde kaç daire olması gerekir? Bu soruyu çözmek için bu görüntü gerekiyor. Şart. Bu görüntüyü kaldırdım mı bu soru artık anlaşılmaz bir soru olacaktır. Ne diyoruz arkadaşlar? Madde kökünde anlaşılırlığa hizmet etmeyen gereksiz ifade ve açıklamalardan kaçınacağız. Genelde ilkokul düzeyinde bazı soru kitaplarında da görüyoruz bunu arkadaşlar. Gereksiz resimler, görseller katılıyor. Hayır arkadaşlar. Eğer bir anlamı, bir amacı yoksa biz gereksiz şeyleri koymayacağız. Diğer bir konu arkadaşlar, seçeneklerden herhangi birine ipucu olabilecek türde ifadelere madde kökünde yer verilmemelidir. Soruya bakalım. Sınıfta durumu iyi olan öğrencilerin lehine davranarak onlara onar puan fazla verilmesi ölçme sonuçlarında hangi tür hatanın karışmasına neden olur? Dikkat edin arkadaşlar. Bakın lehine diyor. Lehine. Bu lehine kavramı ister istemez öğrencinin yanlış cevabına götürebilir arkadaşlar.
Ve bu ölçmenin, bu sorunun yanlış bir ölçmeye sebep olur arkadaşlar. Ya biz ne yaptık? Öğretmenin sınıfta durumu iyi olan öğrencilere onar puan fazla vermesi ölçme sonuçlarının hangi tür hatanın karışmasına neden olur. Bakın o karışıklık, o ipucu ya da öğrencinin kafasında o yanlış cevaba götürmesine sebep olan o ifade artık yok. Bu şekilde düzelttik. Peki diğer husus arkadaşlar? Ayrıca birbirlerini otomatik olarak eleyeceklerinden zıt seçeneklerin aynı maddede bulunmamasına dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar, zıt seçenekler aynı maddede oldu mu otomatikman bu maddeler birbirini götürecektir. A'da bakın, gençler yaşlarından daha akıllıdır. D'de ise yaşlılar gençlerden daha akıllıdır. Zıt. Bu ikisi otomatikman elenecektir arkadaşlar. Biz ne yaptık? Yaşlılar da gençler de kendi çağlarına göre akıllıdır diye düzelttik ve soruyu uygun, doğru bir hale getirdik. Peki arkadaşlar, diğer husus, seçeneklerden herhangi birine ipucu olabilecek türde ifadelerde madde kökünde yer verilmemelidir. Ayrıca birbirini otomatik olarak eleyeceklerinden zıt seçeneklerin aynı maddede bulunmamasına dikkat edelim. Yine aynı şey arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman değerlendirme subjektiftir. Yanlı değerlendirme söz konusudur. Bakın, güvenirlik düşüktür, şans başarısı vardır. Otomatikman birbirini elediğinden ben C şıkkını rahatlıkla bulurum arkadaşlar. Bir sorunun iki tane doğru cevabı olamaz. Zıt cevapları da eledim mi beni C'ye götürecektir. Diğer konu arkadaşlar, seçeneklerin tümünde tekrar eden kelime ya da kelime grubu varsa bunlar madde köküne alınmalı, seçenekleri mümkün olduğunca kısa olması sağlanmalıdır. Evet arkadaşlar, gereksiz ifade, gereksiz uzun cümleler sorularımıza koymayacağız. Baktığımız zaman, A. Gölge yazarlık, onursal yazarlık, hayali yazarlık, armağan yazarlık, sanal yazarlık. Hem görüntü anlamında bir kirlilik, hem de öğrenci okuduğunda gereksiz bir kafa karışıklığı oluyor arkadaşlar. Nasıl yaptık? Bakın, hem daha sadeleştirip daha anlaşılır ve güzel bir hale getirdik arkadaşlar. Soru köküne ne dedik? Eklemesiyle ortaya çıkan bir yazarlıktır. Ve yazarlık ifadelerini seçeneklerden kaldırdık. Diğer konu arkadaşlar, seçeneklerin tümünde yine aynı, tekrar eden kelime grubu varsa bunlar madde kökünü almalı. Yine bununla ilgili bir örnek bakalım arkadaşlar. Bir kenarı 5 santimetre, yüksekliği 10 santimetre olan üçgenin alanı ne kadardır? Bakın, santimetre kare, hiç gerek yok arkadaşlar. Olabildiğince sade ve güzel bir şekilde yapacağız. Nasıl yaptık? Direkt üçgenin şeklini çizdik. Alanı kaç santimetre karedir dedik ve şıklar ekledik. Değerli arkadaşlar, yine aynı bir şekilde burada da bir örnek. Bakın, burada bir grafik sunulmuş. Ne söylenebilir demiş. Bunu nasıl daha anlaşılır bir hale getirdiğimize bakalım. A'da önce sabit kalmış, sonra artmıştır. Bunu açıklamadan önce diğer bir konuyu da açıklayayım arkadaşlar. Biz burada öğrenciyi kesinlikle tuzağa düşürme diye bir yaklaşımda bulunmayacağız arkadaşlar. Olabildiğince öğrencinin doğru cevabı biliyorsa bulmasını sağlayacak şekilde, açık şekilde yazmak zorundayız. Kaliteli test, bilen öğrenciyi doğru cevaba, bilmeyen öğrenciyi yanlış cevaba götürmeli arkadaşlar. Burada ne yaptık? Daha böyle kısa, açık bir şekilde yazdık. Önce sabit kalmış, sonra artmış. Hayır, bunu böyle yapmadık arkadaşlar. Onun yerine şöyle yaptık. Önce sabit kalmış, sonra artmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hem öğrenci bu soruda grafiği yorumlama sürecini de yaşayacak zihinde. Artı bir zihinsel faaliyet de eklemiş olduk. Bu şekilde kafa karışıklığını da ortadan kaldırdık. Diğer bir konu arkadaşlar, maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplanabilecek şekilde yazılmalıdır. Bir soruyu cevaplayamamak diğerini de cevaplamamaya neden olmamalıdır. A'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir korelasyon katsayısı olamaz? Bakın arkadaşlar, B'de ne yaptık? Direkt korelasyon katsayısının tanımını bir şekilde açıkladık. Burada ise şıkları gösterdiğimizde öğrenci otomatikman
o kazanım çerçevesinde bakarak cevabı bulacaktır. Eğer o kazanımı elde etmişse. Diğer bir şey arkadaşlar, ifade biçimleri farklı olan seçenekler doğru olduğuna dair bazı inançlar olabilir. Yani şıklarda seçeneklerde bazı seçenekler çok kısayken bazı seçenekler çok uzun olmamalı. Olabildiğince benzer kılmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü niye? Otomatikman öğrenci diyecek ki, ha bu çok kısa bir cevap. Belki bu olabilir. Ya da en uzun cevaba öğrenci gidebilir. Belki o konuyu bilmesine rağmen. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Kazanımı alan öğrenci yanlış cevaba gidebilir. Ya da kazanımı almamış öğrenci doğru cevaba gidebilir. Yani ölçme aracımız, maddemiz işlevsel olmayacaktır arkadaşlar. Seçenekler birbirine yakın olması lazım. Mesela bakın burada işte 3 basamaklı, diğerleri 6, 7 basamaklıyken, 6 basamaklıyken bu 3 basamaklı. Sırıtıyor. Bu şekilde seçenekleri bu şekilde yapmayacağız arkadaşlar. Benzer, hemen hemen eşit uzunlukta yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar maddelerin yazımında noktalama ve imla kurallarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Biz eğer öğretmenler olarak yanlış Türkçe ile işte imla kurallarına uygun olmayan ifadelerle test yaptığımızda zaten şey bir ifade olarak şey bir atasözüyle de şey yapsak balık baştan kokar diyor ya. Zaten işi baştan biz hatalı bir şekilde başlamış olacağız. Biz kesinlikle dil bilgisine, dile hakim olacağız arkadaşlar ve dil bilgisi hatalarından arınık olmak zorunda. Şurada mesela bakın ders dışı becerilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi için tercih edilen ölçme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın virgülün olmaması sorunun anlamını nasıl değiştiriyor arkadaşlar? Olumsuz maddelerde olumsuzluk ifadesi net bir şekilde verilmelidir. Evet. Koyu yazıp altını çizeceğiz arkadaşlar. Olumsuzsa soru kökü. Buna dikkat edelim. Peki arkadaşlar. Çoktan seçmeli maddelerin yazılmasında başka nelere dikkat edeceğiz? 1. Maddelerde aldatıcı, bilmece gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Arkadaşlar biz öğrencileri tuzağa koymak için, işte ne bileyim tuzağa sokmak için çalışmıyoruz. Biz bilen öğrenciyi tespit etmek, bilmeyen öğrenciyi tespit etmek için sınav yapıyoruz. Bilen öğrenci doğru cevap yapacak, bilmeyen öğrenci yanlış cevap yapacak. Maddelerin dil bakımından güçlülük düzeyi grubun ortalamasının altında olmalıdır. Arkadaşlar hedef grubumuz neyse onun bir tık altı zorluk seviyesinde bir soru hazırlayalım. On ne onlardan zor olsun ne de çok kolay olsun. Maddeler kaynak kitaplardaki cümlelerden birebir alınarak oluşturulmamalıdır. Önemsiz ayrıntılara gerek yok arkadaşlar. Önemsiz ayrıntıları sormayacağız. Madde kökünün yazılması. Madde kökünde gereksiz ifadelerden kaçınacağız arkadaşlar. Örneklerde olduğu gibi madde seçeneklere bakılmaksızın madde kökü okunduğunda kazanıma sahip öğrenciler tarafından doğru olarak cevaplanabilmelidir arkadaşlar. Tüm maddeler aynı sayıda seçeneği olmalıdır. Seçenekler belli bir örüntü halinde olmamalıdır. İşte CCB, CCB örüntü olmayacak. Olabildiğince karışık olacak arkadaşlar. Seçeneklerin sayısı 4-5 civarında olacak. Bir de dikkat etmemiz gereken diğer bir husus arkadaşlar. Diyelim 20 tane soru yapıyoruz. Muhakkak surette doğru seçenekleri, bütün seçenekleri yayacağız arkadaşlar. Yani bir seçenekten doğru sayısı çok daha fazla olmamalı. Ona dikkat edelim. Çeldiriciler bilgisiz veya yanlış bilgili cevaplayıcıları yanıltmamalı arkadaşlar. Fakat bilgileri yeterli olanları da yanıltmamalıdır. Bu önemli bir konu. Çeldiriciler bilgisiz ve yanlış bilgili cevaplayıcıları yanıltmalı. Yani çeldirici bilmeyen öğrenci kendisine çekecek. Ama bileni yapmamalı bunu arkadaşlar. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlık derecesi testin güçlük derecesine göre ayarlanmalıdır. Eğer biz arkadaşlar çok zor yani güçlük düzeyi yüksek bir sınav yapmak istiyorsak çeldiriciler de çok birbirine yakın olmalı. Yani öğrenci 5 seçenek arasında girerken, şey 5 seçeneğe bakarken 4 seçeneğe muhakkak seçenekler arasında çok zorlanmalı. Eğer
güçlük düzeyi yüksek bir sınav yapacaksak arkadaşlar. Peki arkadaşlar, çeldiricilerin yazılması işlem adımları nelerdir? Size kısa net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Çok kaliteli, çoktan seçmeli maddenin çeldiricileri de kalitelidir. Bu kadar arkadaşlar. Sorunun doğru cevabı bulmak için yapılması gereken tüm işlemleri sıralarız. Cevaplayıcıların öğrenme eksiklikleri, kavram yanılgıları, işlem hataları ve benzeri nedenlerle yapabilecekleri muhtemel hataları belirleriz. Tespit edilen olası hatalı cevaplar çeldirici olarak kullanılır. Bunu şimdi somut bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. Gerçekten de bu biraz önce anlatılan hususu açıklamada çok böyle net bir şekilde ortaya koyan bir örnek arkadaşlar. Nasıl? Görelim. Örnek, matematikçiler daha çabuk böyle anlayacaktır ama yine zor bir ifade değil. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Bizim çoktan seçmeli maddemiz, soru kökü bu olsun. Ben diyorum ki birinci çeldiricimiz şu olsun. Öğrenci paydayı eşitlemeden payları toplayıp paydaları toplayıp payda yazsın. Yani payda eşitlemeyi bilmiyor bu öğrenci. Ne yapacak? 1 ile 1'i toplayıp 2, 3 ile 2 toplayıp 5 yazacak. Bu birinci çeldirici. Koyduk sepete. İkinci çeldirici. Öğrenci toplam işlemini çarpma işlemini ile karıştıracak. Çünkü bildiğiniz gibi kesirlerde toplamada aynı zamanda çarpma işlemi yapıyoruz payda eşitlemede. Ama bu öğrencimiz payda eşitlemeyi yapmadan, yani payla çarpmadan yapsın. Payları toplayıp paya, paydaları da çarparak payda yazsın. 1 artı 1, 2, 2 çarpı 3, 6. 2 bölü 6. Bunu da sepete koyuyoruz. Sıra geldik 3. çeldiriciye. Öğrenci önce payda işlemi yanlış yapsın. Daha sonra payları toplayarak paya, paydaları toplayarak payda yazsın. Dikkat edin arkadaşlar. Payda işlemi yanlış yapıyor. 3, 2, 5, 4 ile 9, 13 yapıyor. Bu da 3. çeldiricimiz arkadaşlar. Ve bizim nihai testimiz, çoktan seçmeli maddemiz oluşmuş oldu. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Gördüğünüz gibi çeldiriciler yanlış öğrenmeden kaynaklı, yani yanlış öğrenmeye sahip olan öğrencilerin gideceği cevaplar çeldirici olarak koyduk. Doğru yapan öğrencinin ise vereceği cevap gördüğünüz gibi ortada. Bunu fen bilgisi dersi için nasıl yapabiliriz? Bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela ısı ve sıcaklıkla ilgili bir soru. Mesela ısı ve sıcaklıkta hangi kavram yanılgıları var? Bunu ortaya koyalım. İşte soğuk cismin ısısı yoktur. Öğrencinin bir yanlış öğrenmesi olabilir. Düşük sıcaklık için bir limit yoktur. Bu da bir yanılgı. Mutlak sıfırda bir cismin tüm parçalarının hareketi durur. Yanılgı. Burada 9 tane kavram yanılgısı yazmışız. Bu kavram yanılgılarının bir kısmını buraya ekleyip bir de doğru kısmı da ekledik. Burada da yanlıştır diye sormuşuz arkadaşlar. Alın size güzel çeldiricilerin olduğu bir fen bilimleri sorusu. Diğer bir husus arkadaşlar. Çoktan seçmeli maddelerden oluşan test geliştirirken aynı davranışı ölçen maddeler ard arda koymayacağız. Maddeler sayfaya yerleştirilirken maddenin tümü aynı sayfada yer almalı. Yani bir maddeyi işte yarısını bir sayfada, diğer yarısını arka sayfaya koymayacağız. Buna dikkat edelim. Peki yazı boyutu nasıl olmalı arkadaşlar? Genelde bu bir öneridir. Yani bunu kesin bir mutlak bir doğru olarak görmeyin. Ama bir öneri olarak birinci sınıflar için 20-24 punto, işte ikinci sınıflar için 18, üçüncü sınıflar için 14, dördüncü sınıflar için 12, beşinci sınıflar için 11, daha büyük sınıflar için 10 punto olarak biz öneriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çoktan seçmeli maddeleri burada bitiriyoruz. Gerçekten de arkadaşlar, çoktan seçmeli maddeler geliştirilmesi, yazılması en zor olan ve uzmanlaşması en zor olan madde türüdür. Yani yıllarını veren, bu işe
öğretmen arkadaşlarımız bile bazen bu maddeleri geliştirirken, bununla ilgili madde şey soru hazırlarken hata yapabiliyor arkadaşlar. Uzun bir uzmanlık gerektiren bir süreci var arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar açık uçlu soru tiplerine, madde türlerine arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son yıllarda da biraz popülaritesi arttı, yaygınlaştı açık uçlu soru tipleri. Gerçekten de çok böyle öğrencinin düşünme becerilerini, işte ne bileyim yorumlama becerilerini harekete geçiren çok güzel soru tipleridir. Ama şu konuyla ilgili bir parantez açayım arkadaşlar. Bir madde türü iyidir, diğer madde türü kötüdür diye bir şey demeyeceğiz. Her madde türünün kendine göre artısı, eksisi, dezavantajı, avantajı var arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar oluşturacağımız teste, oluşturacağımız sınavda her madde türünü eklemeye çalışalım. Ha tabii yapacağımız hedef grubun sayısına göre işte örnek veriyorum arkadaşlar. Biz ilimizde 40 bin öğrenciye bir sınav yaparsak bu sınava teste açık soru koymamız çok çok zor olur. Bunun için çoktan seçmeli maddeler cevaplanması kolay olduğu için daha hızlı olduğu için koyabiliyoruz. Ama küçük gruplar için 20-30 kişilik gruplar için 40 kişilik öğretmen arkadaşlarımıza tavsiyemiz genelde her madde türünden olsun. Her madde türünden soru tipi koyalım arkadaşlar, testimizi oluşturalım. Açık uçlu sınavlarda arkadaşlar sorularda son yıllarda popülaritesi çok arttı arkadaşlar. Özellikle PISA, TIMSS gibi işte uluslararası sınavlarda soruldu. Son yıllarda bu konuyla ilgili nasıl ifade edeyim? Öğrencilerimizin yorumlama kabiliyetlerinde sorun ortaya çıktığı için arkadaşlar bu soru tiplerine ağırlık verildi ve çok da faydası oldu arkadaşlar. Peki açık uçlu sınavların özellikleri nelerdir? Cevaplar yoruma açıktır arkadaşlar. Çocuk da düşünme becerilerini harekete geçirir. Yorumlama becerilerini. Kısmi puanlama yapılabilir. Evet arkadaşlar. Diğer madde türlerini anlatırken neydi? Doğru, yanlış. Başka bir ortası yok. Ama açık uçlu madde türünde kısmi puanlama yapabiliyoruz. Çocuk tam puan da alabilir, yarım puan da alabilir. Soru sayısı azdır arkadaşlar. Gerçekten de baktığımız zaman çok fazla çeşit, çok fazla sayıda soru tipi yapamıyoruz arkadaşlar. Puanlamaya daha çok subjektiftir arkadaşlar. Yani diğer soru tipleri gibi nesnel puanlama burada söz konusu değil. Biraz işte puanlayıcının farklı faktörleri de puanlama sürecinde devreye girebiliyor arkadaşlar. Hazırlanması çok kolaydır arkadaşlar. Bu en avantajlı özelliklerinden biridir arkadaşlar. Çoktan seçmeli maddeler gibi çok böyle uzmanlık gerektiren, zorluk gerektiren bir hazırlanma süreci yok. Çok kolay arkadaşlar. Uygulanma süresi uzun zaman alır arkadaşlar. Bazen bir soru bir ders saati kadar zaman alan sınavlar var arkadaşlar. Şans başarısı hiç yoktur arkadaşlar. Bu sınav türlerinin en büyük artılarından biri arkadaşlar. Yani bir öğrenci o kazanımı almış mı almamış mı net bir şekilde ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. İleri düzey davranışların ölçülmesi için daha uygundur arkadaşlar. Biz açık uçlu sınavları bilgi düzeyindeki, kavrama düzeyindeki sınavlar için sorular için seçmeyeceğiz arkadaşlar. İleri düzey, analiz, sentez düzeyindeki sorular için kazanımlar için seçeceğiz arkadaşlar. Yanıtı sınırlı açık uçlu maddeler olarak da adlandırılır. Sıra geldi kısa yanıtlı açık uçlu madde türlerine. Yani kısa cevaplar arkadaşlar. Yanıtı sınırlı açık uçlu maddeler olarak da adlandırılır. Yanıtı en fazla 2-3 cümleyle verilebilen maddelerdir. Şunu açıklayayım arkadaşlar sizlere. Çoktan seçmeli madde geliştirmede biz kısa yanıtlı madde türünü kullanabiliyoruz. Kullanmamız gerekiyor. Kısa cevaplı sorular öğrencilere sorup o cevapları çeldirici olarak kullanabiliriz. Bu tip maddelerde öğrencinin yanıtı bir kelime, ifade, sembol ya da sayı olarak vermesi, işlem basamaklarını gösteren problem çözmesi, en fazla 2-3 cümlelik açıklama yazması beklenir. Dikkat edin arkadaşlar. Bir problemi çoktan seçmeli olarak sorduğumuzda sadece ve sadece öğrenci ne yapıyor?
O dört seçenekten birini işaretliyor. Ama bu tür bir soru geliştirdiğimizde ise öğrenci sonucu değil, işlem basamaklarını da yazması gerekiyor ve o işlem basamaklarını tam yapması onu tam puan almasını sağlar. Kısa yanıtlı maddeler soru formunda verilebileceği gibi boşluk doldurma olarak da bilinen formda tamamlanmamış cümleler halinde de verilebilir. Bizim klasik olarak bildiğimiz boşluk doldurma soruları, bilgi, kavrama, uygulama ve daha üst düzeyde bilgi basamakları için kullanılabilir. Puanlama objektiftir. Şans başarısından arınıktır arkadaşlar. Bunun yanında uzun yanıtlı, açık uçlu madde türlerimiz var. Öğrencinin yanıtını yazılı olarak vermesi beklenen bir soru ya da problemdir. Öğrenci yanıtı oluşturmada diğer madde türlerine göre daha özgürdür. Yani öğrencimiz düşünce dünyasının hepsini o soruda yansıtıp o soruda ortaya koyabilir arkadaşlar. Biz uzun yanıtlı, açık uçlu bir madde ile öğrencinin bilgi düzeyini, öğrenme düzeyini, seviyesini rahatlıkla gözlemleyebilir ve değerlendirebiliriz. Öğrencilerin bilgileri düzenleme, sentez ve birleştirme yeteneğinin ölçülmesi, bilgilerini yeni karşılaştığı problem durumlarının çözümünde kullanması ve orijinal fikir üretmesi için elverişlidir. Değerlendirme basamağındaki davranış ya da öğrenmeleri test etmek için de kullanılır. Evet arkadaşlar, uzun yanıtlı açık uçlu madde türünde ilişkileri düzenleme, durumları karşılaştırma, gerekli varsayımları açıklama, uygun sonuçları belirleme, neden sonuç ilişkisini açıklama, hipotez oluşturma, verileri düzenleme, güçlü ve zayıf yönleri belirleme, problem için çözüm üretme gibi durumlarda kullanılabilir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalmanız dileğiyle hayırlı günler diliyorum.